Merhaba arkadaşlar, Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere yine bu güzel iğne oyası modelimin yapımını göstermeye çalışacağım. Bugün yine bu örneğim de hem yapımı kolay hem çok tatlı bir örnek. Hemen başlamak istiyorum. Zemininde böyle bir yeşil kullandım. Bir sıra zürafa yaptım. Ve üzerinin yapımına geçiyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batıyorum. Şimdi buraya tepesine küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle şu boyda bir pırpır yaptım ve bir sonraki zürafaya batarak iniyorum. İpimi biraz esnek tutuyorum. Öyle düğümümü sıkıyorum. Ben böyle bir zemin hazırladım arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batıyorum. Şimdi buraya tepeye küçük bir pırpır yapıyorum. Ve bir sonraki zürafaya batarak aşağı iniyorum. Zemini de çok kolay arkadaşlar. Zürafa yapıyorum. Son kez göstereceğim. Zürafamın içine batıyorum. Buraya şimdi küçük bir pırpır yapıp aşağı iniyorum. Pırpırımı yaptım ve bir sonraki zürafaya batarak aşağı iniyorum. Evet, ben böyle bir zemin seçtim arkadaşlar. Şimdi üzerinin bu tomurcuk güllerini yapmak için renkli ipimi alıyorum. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde renk renk yaptım arkadaşlar, ama siz tabii ki isteğinize göre iki renkli ya da sade renklerle de yapabilirsiniz. Ama evde kalmış yarım ipleriniz varsa değerlendirmek için güzel bir örnek. İpimi taktım. Şimdi arkadaşlar, ben bu tomurcuk güllerimi parmağıma sararak yapıyorum. Çatalda yapan arkadaşlar da var ama ben gerek görmüyorum. Parmakta daha pratik olduğunu düşünüyorum. Şimdi ipimin ucunu şu şekilde tutuyorum ve parmağıma ipimi 6 kez doluyorum. Altı kez doladım. Şimdi iğnemi şu şekilde ipimin tamamının altından geçiriyorum. Bakın. Geçirdim. Ve bu çift olan ipimi bir kez sararak iğnemi bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü iyice sıktım. Şimdi ipimi dağıtmadan yavaşça parmağımdan çıkartıyorum. Şu fazla ipimi öncelikle keseyim ben. Ben fazla iplerimi biraz kısa kesip hemen yakmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ipimizi oluşturduk. Şimdi arkadaşlar, iğnemi bu ipimin içinden geçirip bakın şu şekilde 1 2 2 kez dolayıp bu düğüm attığımız kısma iğnemi geçiriyorum ve düğüm atıp sıkıyorum.
Aynı yere bir kez daha düğüm atıyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Elimizle düzeltelim. Gerçekten zor değil. Bir iki tane yapmayla zaten el alışıyor. Şimdi bu tomurcuğumu oyamıza ekleyelim. Zemininde böyle pırpırlar yapmıştık küçük. O pırpırların içine ekleyeceğim. Ben birer tane boş bıraktım. Siz mesafesini kendiniz ayarlarsınız. Bir tanesini boş bıraktım. İkinci pırpırımın üzerine koyuyorum. Ve şu şekilde iğnemi pırpırımın içinden geçirip düğüm atıyorum. Sağlam olsun diye bir kez daha düğüm atacağım. Ve ipimi kesiyorum. Ben bir kez daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu kez yine farklı bir renk ip alıyorum. Evet, ipimi taktım. İpimin ucunu baş parmağımla tutup ipimi parmağıma 6 kez doluyorum. Altı kez doladım. Şimdi iğnemi bu doladığım iplerin altından tamamen şöyle geçiriyorum. Ve bu çift ipimi iğneme bir kez dolayarak bir tane düğüm atıyorum. Bakın arkadaşlar, düğümümü iyice sıktım. Şimdi ipimi dikkatlice dağıtmadan parmağımdan çıkarıyorum. Şimdi bu fazla ipimi keseceğim arkadaşlar. Evet, ipimiz bu şekilde dağılmadı da. Şimdi iğnemi bu iplerimin içinden, bakın, üstten geçiriyorum. Şu şekilde alttan yukarı doğru 1 2 2 kez dolayıp bu düğüm attığım bu kısma iğnemi takıp tekrar düğüm atıp düğümümü sıkıyorum arkadaşlar. Bir kez daha aynı yere düğüm atıyorum. Ve şimdi de elimle düzeltiyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Hani zor değil gerçekten. Tamamen el pratikliği. Birkaç defa yapınca el alışıyor. Bunu da ekleyelim hemen oyamıza. Kırmızı tomurcuğumuzu. Evet, bir tane boş bırakıyorum yine. İkinci pırpırımın üzerine koyuyorum. İğnemi pırpırımın içinden geçirdim. Ve ipimi sarıp düğümümü sıkıyorum arkadaşlar. Gevşek oldu biraz. Şöyle düğümümü sıkıyorum. Dediğim gibi bir kez daha atacağım düğümü. Çıktı bu kez de. Bir kez daha düğümümü atıyorum. Daha sağlam olması için. Bakın. Bu şekilde ekliyoruz.
Keselim ipimizi. Evet, yapımını gösterdiğim iğne oyası modelim bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gayet tatlı görünüyorlar. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Yepyeni oyalarla, yepyeni anlatımlarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.